Deniz Zeyrek hattımızda Ankara'dan Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Deniz merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Senin de yorumlarını görüyorum. Yani yapılanın ne kadar yanlış olduğunu anlatan hem Twitter üzerinden hem de ekranlarda yaptığın yorumlarda. Benim bir merak ettiğim bir şey var. Onun dışında tabii kendi yorumuna da devam edebilirsin ama iktidar kanadından bu tutuklamalara, soruşturmaya, Canlı Erdem'in başına gelenlere bir tepki duydun mu sen? Ben çünkü bugün baktım hiçbir şey göremedim. Bir tek Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yine medyayla ilgili eleştirel bir yaklaşımı vardı. Evet, kimse haliyle hani adının kullanılarak yazılmasını Elbette. istediği açıklamalar yapmıyor. Ama ben bugün Ankara'da yaptığım görüşmelerden şunu anladım. Can Dündar'la ilgili AK Parti'de ciddi bir husumet var. Yani AK Partililer Can Dündar'a çok sıcak bakmıyorlar. O nedenle de böyle bir kararı hak ettiğine dair bir yaklaşım sergiliyorlar. Yani bugün bu konuyu konuştuğum AK Parti mensuplarının tamamına yakını Can Dündar konusunda Cumhurbaşkanı'nın yansıttığı kadar kızgın. Enteresan. Ama tabii hani mahkeme kararını vesaire tartışmaya girmiyorlar. Can Dündar'ın genel olarak AK Partililerin sosyal medyada da yansıttığı gibi devleti sıkıntıya sokan bir habercilik yaptığını, bunun da başkalarına hizmet ettiğini savunuyorlar. Böyle bir duruşları var. Ama Erdem Gül konusunda, yani partinin önde gelenleri de dahil birçok isimden üzgün olduklarını duydum. Ki Yani Erdem genel olarak Erdem konusunda söyledikleri kurunun yanında yaş da yandı ifadesi. Tabii bunlar yanlış anlaşılmasın. Ben aktarıyorum tabii sadece. onların görüşleri Yani olarak bir de Erdem'in şeyini de hatırlatalım baktığı alan çerçevesinde. Yani bu siyasi akımı başından beri takip eden bir gazeteci. O nedenle tabii. o Yani çevrede de çok iyi bilinen bir isim. Yani bunun paralelci olmadığı, cemaatçi olmadığı ya da herhangi bir örgüte üye olmadığını bizler kadar herhalde o siyasi hareketin önemli isimleri de çok iyi tabii. biliyorlar. Yani bu Erdem'i merak edenler AK Partililer özellikle de gidip eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sorsunlar. O kadar. Ya da Bülent Arınç'a sorsunlar. Yani Erdem'in nasıl biri olduğunu, nasıl bir gazeteci olduğunu, nasıl böyle burnunun dikine giden gazetecilik yaparken bazında. Karadenizli bir karakter sergilediğini onlara sorsunlar. Yani bu Erdem bu konuda herhangi bir tereddüt bırakan bir gazeteci değil. Ama dediğim gibi yani AK Partililerin böyle bir bakış açısı var. Yani Anlatmak da mümkün değil, değil mi? Mesela Can'ın yaptığı haber. Evet, birilerinin işine yaramış olabilir, birilerinin bilmem şu olabilir, bu olabilir ama bu sadece haber dediğin zaman o meseleyi kurtarmıyor onlar açısından. Can devleti sıkıntıya sokmuş bir gazeteci ve cezasını çekmeli. İşte ne yazık ki bence Türkiye'nin en ciddi sorunu, Türkiye'de siyaset yapan ve basın özgürlüğünü savunması gereken insanlar Can Dündar'ı ihanetle suçluyorlar. Yani belki de bu ortaya çıkan tutukluluk kararının arkasındaki gerçek bu. Zaten Cumhurbaşkanı'nın şikayeti de var. O şikayetten de yola Tabii çıktığımız tabii. zaman o sonuca Tabii. ulaşabiliyoruz. İlk yaptığı Yani açıklama da var. burada şimdi biraz önce Nedim'i de dinledim. Yani neresinden başlayalım ki? Yani bir savcı bir dava dilekçesinde bir yargı mensubunun karşısında bütün vatandaşlar eşittir. Eşit olması gerekir. Yani davacı da davalı da hepsi eşittir. Ama davalı sayın işte Recep Tayyip Erdoğan diye ifade edilebiliyor belgelerde. Savcılar böyle hitap ediyorlar. Şimdi buradan bakıldığında davalıyla davacı arasındaki eşitsizlik de ortaya Zaten ortaya çıkıyor. çıkmış oluyor. Bir açıklama yapmışlar bugün savcılıktan. Senin de haberin vardır herhalde. Evet, gördüm. Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması soruşturmanın anayasal teminat altında bulunan basın özgürlüğüyle hiçbir ilgisi bulunmayıp kişi hak ve hürriyetlerini ihlal edecek hiçbir tavır içine girilmemiştir. Şimdi kişi hak ve hürriyetlerini ihlal edecek dediğin zaman tutukladın adamı zaten. Bir, ikincisi haberini soruyorsun tek başına. Bir başka noktada kaynakları araştırılmaktadır diyor. Şimdi gazetecinin Evet. kaynağını sormak durumuna gelmiş yani mesele. Yani işte bu biraz keşke ceza kanunlarını okusalar, bir de basın kanununu okusalar, bir de anayasanın 28. maddesini okusalar. Ya yani orada daha büyük bir sıkıntı var o açıklamada.
Şimdi bugün ben sabah yayında özellikle altını çizdim ve ilginç tepkiler de aldım. Yani eğer şimdi haberin içine yayınlanan haberin içeriğine giremiyoruz denilse nedeniyle. Evet. Ama o haberde bir işte tır haberi deniyor. Bir iddia var. Evet. Şimdi bu iddia sır olarak, devlet sırrı olarak nitelendiriliyor. Ve devlet sırrını ifşa etmekle suçlanıyorlar bu gazeteciler. Ve mahkeme de bunu ciddiye alıp bu gazetecileri tutukluyor. Yani bu nedir biliyor musun? Bu sırrın, ifşa edilen sırrın doğruluğu mahkemece onaylanmış oldu. Evet, ama bu açık. Şimdi bunu düzeltmek için bu tür yorumlar medyaya yansıdı, sosyal medyada tartışıldı. Savcılık bunu düzeltmek için o biraz önce okuduğum açıklamanın ikinci paragrafını yazmış. Yani söz konusu şeylerin gittiği yasa dışı örgütlere şuraya buraya gittiğine dair herhangi bir kanıt yoktur, kanıt yoktur diyor. Diyor. Peki Evet. O zaman niye tutukluyorsunuz? Zaten onlar da bir işi de gidiyor demiyor yani haberde. Öyle de bir Hayır, durum niye var. Niye tutukluyorsunuz? tutukluyorsun Yani madem böyle bir durum var? madem böyle bir durum yok. Yani o kadar hani Ahmet Kaya'nın ünlü şarkısı var ya, nereden baksan Baksan, evet. tutarsızlık. Senin Aynen söylediğin öyle bir durum çok yaşıyoruz. önemli bir durum var. AK Parti'de genel bir husumet gördüm diye. Gerçekten bu önemli bir tespit. Elbette konuşarak sen de edindiğin izlenimi aktardın bize. Burada hukuk yok. Burada hukuki bir bakış da söz konusu değil. Burada tamamen aslında işte o Can Dündar'a karşı bakışın eseridir diye görebiliriz. Çünkü Yani hem şunu Erdoğan'ın anlayışla, dilekçesine hem senin aktardıklarına baktığında sonuç bu. yani şunu anlayışla karşılayabilirim. Hani AK Parti'yi destekleyenler ya da işte sosyal medyada böyle popüler olmuş işte fenomene dönüşmüş isimler. Şunlar bunlar. Bunlar bunu yansıtabilir. Yani onlar hak ettin, sen hainlik ettin vesaire gibi bizim açımızdan kabul edilemez görüşleri oraya yansıtabilirler, ama görevi parlamenter demokrasiyi korumak, dolayısıyla da temel hak ve hürriyetleri korumak olan siyasetçilerin bu olaya, bu davaya, bu soruşturmaya böyle bir bakış açısıyla yaklaşmaları bence son derece rahatsız edici, kabul edilemez bir boyut. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Zeyrek, katıldın. İzlenimlerini İyi yayınlar. bizimle aktardın ve çok önemli bir tespitte de bulundun bence AK Parti'nin bu olaya bakışıyla ilgili. Teşekkürler.